Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Şubat Salı. Radio Kassel'den merhaba. Neredeyse her dakika yukarı doğru düzeltilen can kayıpları ve felaket bölgelerinden görüntüler pazartesi günü gelmeye başladı. Türkiye ve Suriye'deki depremin boyutu yıkıcı. Yeni artçı şok tehlikesi korkuları artırıyor. Jeofizikçi Bahnhof yaklaşık 1000 yıldır bu büyüklükte bir deprem olmadığını biliyoruz dedi. Yani sadece an meselesiydi. Deprem o kadar şiddetliydi ki Almanya'da bile toprak yüzeyi 5 milimetre kadar yükseldi. Böyle bir felaket karşısında mevcut çatışmaların, anlaşmazlıkların arka plana atılması istense de bu mümkün olmuyor. Devletin bu konuda suçlu olup olmadığı sorusu pazartesi günü kamuoyunda gündem haline geldi. Çünkü deprem vergisinin muhtemelen depreme dayanıklı bina yahut da konut yapımından başka amaçlar için kullanıldığı iddia ediliyor. Alman yardım kuruluşları, Alman özel ve kamu televizyonları bağış kampanyası başlattı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre depremlerden Suriye ve Türkiye'de yaklaşık 23 milyon insan etkilendi. Her iki ülkede de ölü sayısı şu anda 5000'in üzerine çıktı. Türkiye ve Suriye'deki depremlerde felaketin boyutu henüz öngörülebilir değil. Türkiye ve Suriye'deki durum acı vermeye devam ediyor. Depremde çoğu hala kayıp olmak üzere 5000'den fazla insan hayatını kaybetti. Yardımlar yavaş yavaş geliyor. Hava kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Türkiye-Suriye sınırındaki deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Felaketin boyutu henüz tam olarak tahmin edilemiyor ve birçok insanın hala enkaz ve yıkıntılar altında olduğu tahmin ediliyor. Toplam ölü sayısı şu anda 5000'i geçti. Önceki bilgilere göre Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyinde 23.500'den fazla kişi yaralandı. Binlerce bina çöktü. AFAD'a göre Türkiye'de en az 3.419 insan öldü ve 20.000'den fazla insan da yaralandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay enkazdan yaklaşık 8.000 insanın kurtarıldığını söyledi. Buna göre ilk sarsıntının üzerinden 20 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen insanlar hala canlı olarak kurtarılabiliyor. Ancak kurtulma şansı her geçen dakika azalıyor. Hükümet tahminlerine göre depremden milyonlarca insan etkilendi. Devlet Bakanı Kurum bu deprem 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi dedi. Türkiye'de de insanlar harap olan altyapının ızdırabını yaşıyor. Kurum bazı cadde ve yolların ulaşıma kapalı olduğunu ve bunların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmaların yapıldığını söyledi. Su bulunmayan bazı bölgelerde ise hasarın bir an önce onarılması ve insanlara su verilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bir görgü tanığının DPA haber ajansına verdiği bilgiye göre Hatay'da elektrikler kesildi. Acilen yardıma ihtiyaç var. Benzin istasyonlarında benzin tükendi ve ekmek sıkıntısı baş gösterdi. CNN Türk'ten bir muhabir komşu il Osmaniye'de de elektriklerin kesildiğini bildirdi. Diyarbakır metropolünde evlerine dönmekten korkan çok sayıda insan geceyi dışarıda, okullarda veya camilerde geçirdi. Kurtarma çalışmaları kış soğukları nedeniyle daha da zorlaşıyor. DPA haber ajansı AFAD'ın çadırlarının yeterli derecede ısıtılamadığını bildirdi. Alman İstatistik Dairesi'nin son hesaplamaları
maaş ve ücretlere yapılan zamlara rağmen reel ücretlerde ciddi azalmanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Enflasyon oranlarındaki yüksek artış cebimize giren paraları eritiyor. İstatistik Dairesi 2022 yılında brüt maaşlara ortalama %3,4 zam yapıldığını ancak ortalama enflasyon oranının %8 artması nedeniyle reel ücretlerde 2021 yılına göre %4,1 azalma yaşandığını açıkladı. Hesaplamalar 3 yıl peş peşe yaşanan söz konusu kaybın 2008'den bu yana ilk kez bu kadar yüksek olduğunu gösterdi. 2020 ve 2021 yıllarında korona pandemisi nedeniyle kısa çalışma reel ücretlerde gerilemeye yol açarken 2022'de yüksek enflasyon ücret ve maaşları olumsuz etkiledi. Merkezi Kiel'de bulunan Dünya İktisat Enstitüsü uzmanlarının yaptıkları hesaplamaya göre bu yılki enflasyon artışı ortalama %5,4, 2024'te ise %2,2'ye düşecek. Bu durumda sendikaların en az %10 zam istemeleri doğal bir sonuç. Yüksek enflasyon tüketime daha az para ayırma anlamına da geliyor. Alman hükümeti de benzer bir sonuca vararak yıllık büyümenin %0,2 düzeyinde olacağından hareket ediyor. Reel ücret kayıpları ile ilgili hesaplamaların geçici olduğu ve asıl hesaplamaların Mart ayında açıklanacağı bildirildi. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 65 yaşın üstündeki her 5 emekliden birisi ayda 1135 eurodan daha az bir aylıkla geçinmek zorunda. Bu bilgi Sol Parti'nin soru önergesine bakanlık tarafından verilen cevaba dayanıyor. Açıklamaya göre 1 Temmuz 2021 tarihine göre yaklaşık 20 milyon emeklinin %18'i yoksulluk sınırının altında olan bir emeklilik aylığı alıyor. İstatistiklere göre Almanya'da yılda 13.628 eurodan az geliri olanlar yoksul sayılıyor. Gidişatın ne kadar kötü olduğu geçen yıllarla karşılaştırıldığında daha berrak anlaşılıyor. 2010 yılında yoksulluk sınırı altında aylık alan emeklilerin oranı %12,6 iken bugün %18'i aşmış durumda. Özellikle kadınlar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Çünkü kadın emeklilerin önemli bir kısmı ayda sadece ortalama 832 euro emekli aylığı alabiliyor. Sol Parti emekli aylıklarının asgari 1200 euro olmasını talep ediyor. Sol Parti emeklilik politikaları sözcüsü Heidi Reichneck bir basın kuruluşuna verdiği demecinde enflasyon oranlarının ve enerji fiyatlarının zaten az olan emekli aylıklarını tamamen erittiğini ve dünyanın en zengin ülkelerinden olan Almanya'da bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Reichneck yaşlılıkta insanlarımızın yoksulluktan korunabilmeleri için en az 1200 euro emekli aylığı almaları gerektiğini vurguladı. Değerli dinleyiciler, Almanya'da kiliseler Napolyon döneminden itibaren ellerindeki gayrimenkulleri devletlere geri verdiklerinden yıllık tazminat alıyorlar. Bu tazminat bugün dahi ödenmeye devam ediyor. Yapılan hesaplamalara göre Alman devleti 1949'dan bu yana kiliselere toplam 20 milyar euro ödedi. Her ne kadar SPD tarafından bu duruma son verilmesini istense de bu pek kolay olmayacak gibi görünüyor. Scholz hükümeti kiliselere yüksek bir ödeme yaptıktan sonra ödemeleri durdurmak istiyor. Ancak ödenecek meblağ 11 milyar euro düzeyinde olduğundan kararı çıkarmak zor. Diğer tarafta kiliseler üye sayısının azalması ve dolayısıyla doğrudan kilise vergisi verenlerin sayısının düşmesi nedeniyle kiliselerin yuvalarının, okullarının veya hastanelerinin finanse edilmesinin güç olacağını söylüyor. Bununla birlikte Caritas ve Diakoni gibi kiliselere ait olan yardım kurumlarının finansmanının da doğrudan devlet tarafından
yapıldığı unutulmamalı. 2022 yılında ödenen kilise vergileri de toplam 13 milyar euro ile bir hayli yüksek seviyede. Fransa'da reformunuz çöpe diyen işçi, emekçi ve öğrenciler bugün yine sokakta. Hükümetin bahaneleri halkı ikna etmiyor. 11 Şubat günü içinde eylem kararı alındı. Fransa'da 10 Ocak'ta Başbakan tarafından açıklanan emeklilik reformu taslağına karşı genel eylem günleri birbirini izlemeye devam ediyor. Reform taslağının meclise sunulduğu 31 Ocak'ta yapılan grev ve eylem gününe 2 milyon 800 bin insan katıldı. İlki 19 Ocak'ta yapılan genel eylemden bir hafta sonra gerçekleştirilen son eylem ve iş durdurmalarda bazı şehirlerde katılım iki katına çıkmıştı. Bu hafta yasanın mecliste tartışmaya açılmasıyla birlikte bugünkü grev ve eylemlerle cumartesi yapılacak mitinglerle yeniden yasanın iptali istenecek. Yasanın en çok tepki toplayan maddelerinden biri olan emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına Fransız halkının %75'i karşı çıkıyor. İşçi, emekçi, sendika, konfederasyonları ve gençlik örgütleri yasa geri çekilinceye kadar eylemlere devam edeceklerini duyurdu. Bugünkü genel eylem gününde eğitim emekçileri, sağlık, devlet, demir yolları, enerji ve rafineri çalışanları greve çıkarken Le Havre bölgesinde liman sektörü tamamen blok edildi. Başta Total olmak üzere birçok enerji ve petrol şirketinde süresiz genel grev çağrısı yapıldı. Sosyal hareketler uzmanı sosyolog Michel, 1995'te olduğu gibi bazen ülkeyi sokak hareketi yönlendirir. Bu da ona benziyor yorumunu yaptı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.